Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi Lord Boris ve adamları geldi. Bu geçen Seresterin destek birliğini de yağmalamıştık. Onlara da saldırmıştık. O erzakları da topladık. Kampın ortasına koyduk. Şimdi şuradan ilk önce bir mektup gelmiş. Bir bakalım. Fenfield'dan var. Bunu bir okuyalım. Sonra Lord Boris'in yanına gideceğim. Efendim, Serester kaleye destek birliği yollamış. Birlik kuzeyden kaleye doğru yola çıkmış. Oo. Bunlar, bir şey söyleyeyim, bunlar bizim burada olduğumuzu biliyor. Kesin. Kuzeyden destek birliği geliyor. Kuzeyden nereden? Kuzeyden geliyor bir yerden de. Neyse, dur bakalım. Lord Boris'le konuşalım. Lord Boris. Aa, Lord Boris'in ismini değiştirmemişim. Neyse, Lord Boris mi? Bernard, kral yanımıza gelene kadar kaleyi zayıflatmalıyız. Lordum, şöyle bir sıkıntı var. Kuzeyden destek birliği geliyormuş. Az önce mektup gelmiş, onu okudum. Kuzeyden Seres Kalesi'ne destek birliği gidiyormuş. Muhtemelen burada olduğumuzu biliyorlar. Sen süvariler alıp destek birliğinin önünü kes. Ben kampı korurum. Tamam. Bir şey olursa adamlarla kampta kalacak. Ben süvarilerle gideceğim. Şimdi gitmeden önce şöyle bir de haritadan da göstereyim. Mekanımız bu şekilde. Yeni çadırlar falan eklendi. Buraya her şeyi ortaya dizdik. Hem kampın ortasında daha güvende. Saldırı maldırı bir şey olursa değil. Bu zaten eski erzaklarımız. Bayağı bir erzağımız var burada. Bayağı bir ordu besleyecek erzağımız var. Bayağı bir şey aldık. Şimdi ben o zaman birlikte direkt kuzeye doğru gideyim. Nereden geldiklerini bilmiyoruz. Ben dümdüz kuzeye doğru gideceğim. Benim at bir gelsin bakayım. Şimdi süvariler. Beni takip ediyorsunuz oğlum. Gelin bakayım. Şimdi nereye gideceğiz? Kuzeye doğru gideceğiz de. Şu açıklıktan ilerlesem. Açıklık değil de sanki şu ormanlığın oradan ilerleyebilirler gibi. Ya da şöyle düz çapraz gidip ormana da girebiliriz. Ormanın durumuna göre tabii. Orman çok şeyse, sıksa biraz sıkıntı olabilir ama. Arkada kalan takılan inşallah olmaz. Gelin bakalım. Geçti gibi bizim adamlar. Valla ormanda sık ha. Bir şey söyleyeyim mi? Oğlum, pusumuzu yemeyelim ormanda. Ben şu kılıcı çekeyim. Kalkanını bırakalım, ne olur. Beyler, adamlar burada oğlum. Saldır. Aha, bulduk lan herifleri. Dibimize vermiş direkt. Hadi bakayım aslanlar. Bunlar farklı yalnız bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bizim geldiğimizi biliyorlar. Bak, mızraklı asker getirmişler. Bir süvariydik ya. Hadi bakayım aslanlarım. İndirin bıçağı. Allah. Şimdi adamların atına vurmayayım diye uğraşıyorum da. İndirdik gibi gene bayağı. Süvari olmanın avantajı. Süvari olduğumuz için çok temiz indiriyoruz bunları. Daha ormanın içinde var bir iki adam da oğlum. Çok kalabalık bir grup değilmiş de. İndir bunları. Son bir kişi kaldı galiba. Onu da indirin. Tamam mı? Gelin bakayım şöyle bir. Sabit dur. Sırtları şöyle bir sallayalım da. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, mızraklı adamlar gelmiş. Dediğim gibi muhtemelen bunlar bizim şey yaptığımızı biliyorlar. Burada olduğumuzu biliyorlar. Kaleye destek istediler. Şimdi orman çok sık. Ormanın içine girsem mi girmesem mi kararsızım. Adamlar çok takılacak gibi sağa sola. Ormanın içine girmesek daha iyi olabilir. Ben bir göz ucuyla bakabilir miyim? Orman çok sık abi. Taşlar maşlar da var. Yani daha bu ufak bir kısmı da olabilir bu şey yaptığımızın. Belki şey olabilir. Çok büyük bir birlik geliyor buraya. Bunlar öncü gibi bir şeydi. Bunları önden yolladılar. O da olabilir. Kuzeyden geliyor demişlerdi. Bunlar şurada bir yerde kestik değil mi? Bunlar aynen. Yani ya şu hizadan falan geliyorlar. Ya da dediğim gibi küçük bir grubu ayırdılar.
Ulan bir şey söyleyeceğim. Bunlar şöyle ortadan şuradan geçiyor olmasın? Düz araziden. Ormanın içine de bizi oyalamak için adam koymuş olmasınlar? Neyse şöyle yapalım. Beyler. Ormanın içine giriyorsunuz. Birbirinizden çok ayrılmayın. Gerekiyorsa atlarınızı bağlayın bir yere. Yürüyerek gezin. Ormanın içinde gezin. Gördüğünüz bütün Seres askerlerini öldürün. Çok kalabalık bir birlik görürseniz geri dönüp bana bildirin. Ben kampa geri dönüyorum. Şimdi kralı, ulan kralı beklemesek mi acaba biz ya? Gidip şey yap, yani konuşamadım lan. Direkt gidip saldırsak mı acaba ya? Ya çünkü şöyle bir sıkıntı var şimdi. Şimşek sen şu içeriye geç aslanım. Kapı açık durursun da gene çıkar dışarıya. Et gömeyim. Sıkıntı. Çünkü bak. Bunlar birlik götürüyorsa kaleye erzak götürmeye çalışsalar erzağı durdurduk. O erzağı çöktük. Onda sıkıntı yok da. Birlik bir şekilde geçerse oraya belki giden birliğin yanında da ekstra erzak da olabilir. Kendi erzaklarını da taşıyor olabilirler yanlarında. Böyle kervan gibi düşünün. Şuradan şöyle geçtiklerini varsayarsak bunlar direkt kaleye ulaşır. Şurada ormanda bir birlik şey yaptık da bence o birlik şey değildi yani. Kaleye giden asıl grup o değildi. Zaten çok adam yoktu burada. 15 kişi falan vardı aşağı yukarı. Neyse bizim adamları saldık bakalım ormana. Onlar diğerlerini bulup varsa da başka adam, başka birlik falan onları bulup öldürecekler. Çok büyük bir grup varsa da saldıracaklar. Onu şey yaparlar, hallederler. Şimdi bizim kampta geriye kaç askerimiz kaldı? 20. 20 askerimiz var. 20 askerle kaleye basabilir miyiz? Basamayız gibi. Kalede kaç kişi var bilmiyoruz hala. Garnizonu bilmiyoruz. Kalede casusumuz da yok. Şu kalenin içinde. Casusumuz olsaydı iyiydi. Tekrardan belki bir ara gidip gözetleyebiliriz. Ya da kralı bekleyeceğiz. Garantiye alacağız abi işimizi. Kralı bekleyeceğiz. Kral orduyla geldiği zaman direkt gideceğiz. Dalacağız bunları. Alacağız kaleyi. Basit. Ama yani işte kralı beklersek sıkıntı şu. Bunlar beklemiyor. Bunlar adam çağırıyorlar, erzak taşımaya çalışıyorlar. Biz yine tutmaya çalışıyoruz. Kaleye gitmelerini engellemeye çalışıyoruz da. Aradan bir sağlam bir birlik veya erzak falan girerse içeriye biraz işimiz yaş gibi. Kaleye de saldırabileceğimiz tek bir nokta var. Giriş. Tek giriş, tek çıkış zaten. Kapı burası. Merdiven dayasak diyeceğim. Balkonlarda okçular, gözcüler falan duruyor hep. Ya bizim geldiğimizi görünce okçular yığılır oraya. Bizi çok fena oklarlar yani oradan direkt. Balkonlardan. Oradan kule koyup tırmanamayız da. Gece kaleye sızsak diyeceğim. Muhtemelen 7-24 her tarafta gözcü vardır. O da sıkıntı. En mantıklı seçenek zaten bu kapıyı daha önce görmüştük. Koçbaşına falan gerek yok. Direkt buradan askerlerle hücumlayıp şuradan dalacağız ön kapıdan. İçeriye girersek gerisi kolay gibi. Gerçi binanın içini de bilmiyoruz ki. İçini hiç görmedik. Yapının içini de bilmiyoruz yani. Sadece dışarıdan gördük. Girişin olduğu kısmı gördük. Dur bakayım lan. Ben şuradan bir girişin olduğu tarafa bir dolanayım bakayım. Bir şey var mı orada bir? Farklılık gibi bir şey. Nerede kale? Böyle yandan ben bir gideyim bakayım oraya. Ormana saklanalım da kendimizi de çok göstermeden. Yani nasıl bir saldırı şey yapabiliriz onu düşüneceğim. Kral gelmeden saldırırsak daha iyi olacak çünkü. Kralın ne zaman geleceği de belli değil. Bu orman da çok şey yani. Bak orman da çok sık. Bu da bizim için bir tık sıkıntı sayılır. Nerede kale? Daha ileride kale. Şimşek dur oğlum sen orada. İşte muhafızlar var. Bak giriş şurası. Kapı orası. Çömeleyim. Yani şuradan bak. Bir şuradan çıkışı var merdiven. Şuraya bağlanıyor zaten. Bir de şu yan taraftan var. İkisi de şuraya bağlanıyor. Giriş şurası abi. Şuraya saldıracağız. Direkt merdivenden hücumlasak. Buradaki savunmaları aşmamız lazım.
Üst katta da adamlar var. Üst katta sıkıntı. Oranın üstü var mı? Buranın üstü yapı var da şey yok orada, balkon yok. İçeride ne kadar adam olduğunu bilmiyoruz. Özellikle şu alt katta ne kadar adam var onu bilmiyoruz bak. Bu taş kısım var ya. Oranın içinde ne kadar adam olduğunu bilmiyoruz. En alt kısmı yapının. En alt taraf taş olduğu için hani bir yeri delip de geremeyiz. Mancınıkla falan vurmamız lazım anca. Zaten onun için ulan kale çok iyi yerde. Bir şey söyleyeyim mi? Ormanın ortasında mancınığı da bir tek önden getirebiliriz. Bak önde açıklık var. Ormandan mancınığı nasıl getireceğiz? Orman çok sık. Mancınığı getiremeyiz. Arka tarafta da o kadar alan yok. Önden gelmek zorundayız buraya. Yapacak başka bir şeyimiz yok ya. Yani. Başka bir şansımız yok. Neyse şimdilik biz kralı bekleyelim. Kralım vardır bir bildiği. Kral zaten dediğim gibi orduyla geldiğinde bunları indiririz. Ya bir tane kalede bir orduyu yenecek garnizon olamaz. Ama işte destek girerse kaleye sıkıntı çıkabilir o zaman biraz. Kaleyi yaksak diyeceğim. Ağırlıklı tahta kale. Ama içeride çok adam varsa söndürebilirler. Saldırı boşa git. Ananın. Oğlum bu ne? Fay hattı varmış burada. Kaleyi yaksak aslında bak. Ama kaleyi yaksak ne işimize yarayacak? Biz kaleyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Kaleyi yakamayız abi. Kale kolay yapılmıyor yani. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.